Evet, sözüm var'a devam ediyoruz. Edgar Şar bizimle birlikte, siyaset bilimci ve hazırladıkları önerilerini, taslağı, raporu daha doğrusu. Bu arada reklam arasında diyordu ki söylememde sakınca yok herhalde. Evin Çapa, bugüne kadar az rapor beğenirim ben. İlk defa bir raporu bu kadar çok beğendim diyordu. Şimdi tabii ki ilgili olanlar, siyaset bilimciler yakından ya da siyasetçiler, partiler okuyacaklardır ama şöyle üç cümleyle onu sormuştum size. Tam olarak ne dediniz CHP diye? Buna Kadri'nin de, pardon, Emin de ekleyeceklerim benim ama de Kadri. Benim de bir sorum olacak. Tabii. Bir mukayese yapabilir mi acaba Edgar Şar? Yani bu öneriler dizisinin içinde sistemi geçmiştekinden farklı olarak nasıl tarif ediyorlar? Ne değişecek, ne aynı kalacak? Özelliği ruhu itibarıyla, bir de bazı tabii teknik şeyler var. Barajı %5'e düşürmek falan gibi. Ne güçlendirilecek, ne kaldırılacak, ne getiriliyor? Mukayese geçmişte bugün. Yani geçmişe geçmişteki sisteme dönüş söz konusu değil. En başta herhalde onu mu anlamak gerekiyor? O zaman farklar nedir? Evet, kesinlikle geçmişteki bir şeye söz konusu değil. Bunu zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramının tercih edilmesinden de anlayabiliriz. Ama biz neyi amaçladığımızı bu raporda ilk önce kısaca bir anlatayım. Şimdi öncelikle şu soruyu sorduk. İyi bir hükümet sisteminin özellikleri nedir? Yani şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bugün iyi bir hükümet sistemi, Türkiye için en uygun hükümet sistemine biz parlamenter sistem cevabını vermemizin sebebi bugün iktidarın başkanlığı savunması ya da muhalefetin parlamenter sistemi savunması değil. Gerçek anlamda Türkiye'nin sahadaki siyasetine, sosyolojisine, tarihine uyduğu için, parti yapısına, toplumsal yapısına uyduğu için bunu öneriyoruz. Tabii kavramlarla çok daha ayrıntılandırabilirim ama biraz daha rahat anlaşılması için şunu söyleyeyim. Türkiye için iyi işleyebilecek bir hükümet sisteminin iki temel maddesi olması lazım. Bunlar aynı zamanda işte 1982 Anayasası'na göre kurulan, yani şu 2017'den önceki parlamenter sistemimiz ve bu başkanlık sisteminde de olmayan özellikler bunlar. Çünkü ikisi de iyi değildi. Nedir onlar? Birincisi, ilk önce bir etkin hükümet mekanizması kurabilmesi gerekir. Yani sorun çözebilen, aşağıdan gelen taleplere cevap verebilen, gerektiğinde kriz olduğunda bunlara çözüm üretebilen, kurumsal yapısını bir takım hükümet krizleri olabildiğinde ya da beklenmedik durumlar olduğu zaman, işte 99 depremi gibi mesela, bunlara çözüm üretebilecek kurumsal yapıya ve rasyonel bürokrasiye sahip bir hükümet sistemi olması lazım. İyi işleyen bir hükümet sisteminin öncelikle şeyi bu. İkincisi, bu hükümetin iyi denetlenebilmesi lazım. Bu da bir takım denge denetleme mekanizmalarıyla ve hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklerin tabii korunması için gerekiyor. Genelde biz parlamenter sistemi konuşunca akla ilk şey gelir. İşte koalisyonlar gelecek, koalisyonları geri getiriyorsunuz, işte istikrar geri gidecek. Bu aslında çok büyük bir yanılsama. Yani parlamenter sistemi bunlarla tanımlamak hiç doğru değil. Parlamenter sistemi çok daha istikrarlı bir yapı haline getirebilecek rasyonelleştirici araçlar mevcut. Bizim raporumuzun bel kemiğini oluşturan şey bu. Yani bir takım rasyonelleştirici amaçlar var. Bu çerçevede şunu söylemek lazım. Temel kavram organ dengesi. Organ dengesi demem lazım. Çok kısa örnek vereyim. 1982 Anayasası'nın organ dengesi yoktu. Nasıl yoktu? Organ dengesi derken neyi kastediyorsunuz? Evet, organ anlaması dengesi için izleyicilerimiz. Bir sistemin iyi işleyebilmesi için orada yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi yetkilerini, kendi yetkilerini kullanabilmelerine müsaade edebilmek ve ona karşılık gelecek sorumluluğu vermek. Budur. Yani ama mesela 82 Anayasası'nda eski parlamenter sistemimizde bu yoktu. Cumhurbaşkanı yürütme içinde epey bir güçlendirilmişti. Fakat buna karşılık gelen sorumluluğu yoktu. Bunun da temel sebebini biliyoruz. O zaman askerler bu cumhurbaşkanlığını rejimin koruyucusu olarak ve sürekli askeriyede kalacak bir kurum olarak tasarlamışlardı. Ama bunun böyle olmadığı çok kısa zamanda anlaşıldı. Asıl problem şuydu orada. Siz cumhurbaşkanlığına normal şartlarda
siyasal sistemde çok ciddi sonuçlar yaratabilecek yetkiler verirseniz, parlamenter sistemin temel mantığını bozacak şekilde, o zaman siyasi parti liderlerine, yani normalde başbakan olması beklenen kişilerce, o makamın ele geçirilmesi gereken bir makam olarak onu sunarsınız. Kaldı ki bu böyle oldu. Hem Özal, hem Demirel, hem de Erdoğan bunu yapmak istediler ve yaptılar. Ve her bu üç dönemde de istisnasız başkanlık sisteminin gündeme gelmesi ve en sonunda da başarılmasının sebebi, çünkü bu kişiler hem başbakan hem cumhurbaşkanı olmak istiyorlardı. Halbuki parlamenter sistemin organ dengesi işte tam da bu. Cumhurbaşkanı iyi işleyen bir parlamenter sistemde, burada biz güçlendirilmiş diyebiliriz ve izin verirseniz birazdan neyi güçlendirdiğimizi de açıklarım. Cumhurbaşkanının tarafsız, sembolik ve partiler üstü olması bu parlamenter sistemin doğru işlemesi için çok temel bir noktadadır. Çünkü hani bizim uzun yıllardır kaybettiğimiz bir hükümet-devlet ayrımı var ya, aslında parlamenter sistemin hükümetleri meclis çoğunluğuna dayanır. Meclis çoğunluğu da 3 aşağı 5 yukarı, eğer seçim sistemi de çok mantıksız değilse, halkın çoğunluğunu temsil eder. Halkın geri kalanının da kendinin sistemde devlet tarafından temsil edildiğini görebilmesini sağlayan ilk makam aslında Cumhurbaşkanı'dır. Yani devletle vatandaş arasındaki aidiyet bağını kurar. Burada biz özellikle raporumuzun yazarlarından Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz'un kullandığı şu kavramın altını çizeyim. Sosyal iktidar. Yani biz Cumhurbaşkanı'na siyasal iktidarı değil, çünkü siyasal iktidar bakanlar kuruluna ve başbakana aittir. Sosyal iktidar kullanma hakkı vermeliyiz. Nedir o? İşte kutuplaşmayı azaltıcı, devlet vatandaş arasında bağı güçlendirici, aidiyet duygusunu yeniden üretici. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak nedir? Bizim pasaportumuz niye değerli? Nasıl bir ülke olmak istiyoruz? Bunu ayrım yapmadan ancak partiler üstü bir kişilik sağlayabilir. O bakımdan da meclisin seçmesi gerekir. Son bir cümleye müsaade edin. Soru soracaksınız tahmin ediyorum. Evet. Hep Mehmet Uçum ne diyor? Eski sistemde çift başlılık vardı diyor. Asıl bugünkü sistemde daha büyük bir problemimiz var. Eski sistemde çift başlılığın olmasının sebebi Cumhurbaşkanı'na çok yetkinin verilmesi ve organ dengesizliğiydi. 12 Eylül. Evet, 12 Eylül'dü. Ama buradaki problem çifte meşruiyettir. Yani meclis halk oyuyla seçiliyor, Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçiliyor. Bu ikisinin farklı çoğunluklardan olması durumunda dünyada bir tane demokratik sistem yoktur ki bundan kötü etkilenmesin. Bakın, Rusya'da Yeltsin parlamentoyu bombalattı. Yani çok net bir şekilde parlamentoyu bombalattı. Amerikan senatosunun, kongresinin basılması da aslında bununla ilgilidir. Ve istisnai bir demokratik sistem olmasına rağmen orada dahi bu olmuştur. Dolayısıyla parlamenter sistemin tekil meşruiyeti çok önemli. Nedir? Meclis seçiliyor, hükümet onun içinden çıkıyor. Başka bir seçim yok. Halkın şeyini meclis temsil ediyor.